El-Latif isminin iki manası vardır. 1. Çok lütufkar ve lütfu bol olan manasına gelir. 2. Bütün gizli işlere vakıf olan ve ilmiyle her şeyi kuşatan manasına gelir. Allahü Teala bu iki manayla latiftir. Kullarına karşı lütuf sahibidir. Kullarını bilmedikleri ve ummadıkları yerlerden rızıklandırır ve bilmedikleri sebeplerle ihsanlarda bulunur. Hem ilmi her şeye nüfuz etmiştir. Hiçbir şey ondan gizlenemez ve saklanamaz. O, gizli ve açık, bütün hallere vakıftır. Alenen yaptıklarımızı ve gizlediklerimizi bilir. Her halimiz onun nazarında ve şuhudundadır. Şimdi, Latif isminin bu iki manasını Alem sayfasında tefekkür edelim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله تعالى لطيفdir. Lütfu bol ve ihsanı çok geniştir. Her mahluk bu ismin tecellisiyle ummadığı yerden rızıklanır, bilmediği yerden ihtiyacı karşılanır, beklemediği yerden iyiliklere ve hayırlara mazhar olur. Latif ismi bu manasıyla şu alemi ihata etmiştir. Mesela biz yoktuk, var olduk. Rabbimiz bize varlık ile lütufta bulundu. Var olduk, taş gibi, dağ gibi bir cansız olabilirdik. Rabbimiz bize hayat vermekle lütufta bulundu. Hayat sahibi olduk, ağaç gibi, çiçek gibi ruhsuz olabilirdik. Rabbimiz bize ruh vermekle lütufta bulundu. Ruh sahibi olduk, ancak bir böcek, bir kelebek, bir sinek gibi hayvan olabilirdik. Rabbimiz bizi insan yapmakla lütufta bulundu. İnsan olduk, ateşe tapan bir mecusi, ineğe tapan bir hindu, puta tapan bir putperest ya da bir beşere ilah diyen bir Yahudi veya Hristiyan olabilirdik. Rabbimiz bizi Müslüman yapmakla ve Hazreti Muhammed kuluna sallallahu aleyhi ve sellem ümmet yapmakla lütufta bulundu. İşte bütün bu ihsanlar ve iyilikler Rabbimizin Latif isminin birer tecellisidir. Bizlere takılan göz gibi, dil gibi, kulak gibi, her türlü maddi cihazat, akıl gibi, muhabbet gibi ve ilim gibi her türlü manevi cihazat, Latif isminin bir tecellisidir. Bu ismin tecellisiyle kuşa kanat, balığa yüzgeç takılır. Yine bu ismin tecellisiyledir şu koca güneş bizlere bir lamba ve soba, şu ay
bizlere bir gece lambası ve takvimci ve şu yıldızlar dünya evimizin birer kandili olmuştur. Yine bu ismin tecellisiyle günahlar bağışlanır, kusurlar örtülür, kabahatler silinir ve bütün günahlar bir anda sevaba dönüştürülür. Bütün bu ihsanlar, lütfu bol ve ihsanı sınırsız olan Rabbimizin lütfudur ve Latif isminin bir tecellisidir. Bu ismin tecellisiyle yeryüzü bir sofra ve bahar mevsimi bu sofranın bir gül destesi olur. Bu ismin tecellisiyle o kuru ağaçlar hayat bulur ve ellerini bizlere uzatarak Rabbi Latif'in şirin nimetlerini bizlere sunar. Bu isimdir toprağı kazan gibi kaynatan ve her türlü bitkiyi bu kazanda pişiren. Bu isimdir zehirli bir böceğin eliyle bize balı yediren ve elsiz bir böceğin eliyle bize ipek gibi yumuşak elbiseyi giydiren. Bu isimdir koyun, deve, keçi gibi hayvanları bizlere birer süt çeşmesi yapan ve develerden gemilere, atlardan fillere ve güneşlerden bulutlara kadar her şeyi bize itaatkâr kılan ve her şeyi bizim emrimize veren. Bu ismin tecellisiyledir şu sema bize bir bina ve şu yeryüzü bizlere bir döşek olmuştur. Dağlar birer direk ve bulutlar su ambarı olmuştur. Gece bir dinlenme vakti ve gündüz bir gezinti yeri olmuştur. Bu ismin tecellisiyle hastalar şifa, borçlular eda bulur. Her muhtaç ihtiyacına, her dertli dermanına bu ismin tecellisiyle kavuşur. Bu ismin tecellisidir. Şu aciz ve fakir insanı, alemlerin Rabbi olan Allah'a muhatap ve sevgili yapan. Dünyada ona misafir ve cennette ona dost kılan. Şu alemdeki bütün güzellikler Latif isminin bir tecellisidir. Mahlukatın bu kadar güzel olması, nakış nakış dokunması, rengarenk boyanması ve hikmetle tanzimleri Latif olan Rabbimizin güzelliği istemesinden ve lütfetmesinden kaynaklanmaktadır. Latif isminin lütfu bol ve ihsanı çok olan manasını anlatmaya ciltler dolusu kitap yazılsa yine azdır. Zira aldığımız her nefes bile bu ismin bir tecellisidir. Böyle devamlı lütufta bulunan Rabbimizin hangi nimetlerini sayarak bu ismin tecellisini bitirebiliriz? Rabbimizin nimetleri saymakla biter mi? İşte Latif ismi bu alemde bu kadar geniş bir şekilde tecelli etmektedir. Kelebeklerden meleklere, çiçeklerden kuşlara kadar her mahluk bu ismin tecellisiyle hayat bulmuş, varlık alemine çıkmış ve sayısız lütuflara mazhar olmuştur.
onlarda görülen her ihsan ve her lütuf, Latif isminin bir tecellisidir. Koca cennet, bu ismin zayıf bir gölgesidir. Ey bize Latif ismiyle tecelli eden ve bizi nimetleriyle besleyen Sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi saltanatının merkezi olan cennete celbet. Bizi bu dünya çöllerinde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada da yedir. Bize yokluk ile ve lütfundan uzaklaştırma ile azap etme. Sana müştak ve müteşekkir şu itaatkâr kullarını başıboş bırakıp idam etme. Amin. Latif isminin ikinci manası, Allahü Teala'nın bütün gizli işlere vakıf olması ve ilmiyle her şeyi kuşatmasıdır. Allahü Teala bu manayla da latiftir. İlmi her şeye nüfuz etmiştir. Hiçbir şey ondan gizlenemez. O bütün gizli işlere vakıftır. Alenen yaptıklarımızı ve gizlediklerimizin tamamını bilir. Perdesiz, güneşe karşı zemin yüzündeki eşyanın gizlenmesi mümkün olmadığı gibi, o Latif-i Zülcelal'in nuru ilmine karşı eşyanın gizlenmesi de mümkün değildir. Çünkü her şey şuhud dairesindedir, her şeye nüfuzu vardır. Mahlukatın icadı, intizamlı ve sanatlı vücutları, rızıkların yaratılması ve ihtiyaç sahiplerine vakti münasipte yetiştirilmesi ve şu alemdeki intizam ve denge, Cenab-ı Hakk'ın latif olduğuna şehadet ettikleri gibi, varlıkların nakış nakış dokunması, birbirleriyle hikmetli münasebetleri, yaratılışlarındaki kolaylık ve suretlerinin farklılığı gibi daha birçok cihetler yine Cenab-ı Hakk'ın latif olduğuna şehadet etmektedir. Dilerseniz şimdi Kur'an'a kulak verelim ve bu mana ile Latif ismi şerifinin anlatıldığı bazı ayetlere dikkat kesilelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve esirru kavlekum ev cehru bihi innehu alimun bizatis sudur. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Ey nefsim! İşte senin böyle latif bir Rabbin var ki, seni görür ve her gizli işini bilir. Değil fiillerin
hatıra ve hayallerin bile ondan gizlenemez ve saklanamaz. Her haline muttalidir. Her an üzerinde galip ve her haline şahittir. O halde nasıl olur da Rabbinden utanmaz ve türlü türlü günahlarla kendini ona arz edersin? Bir düşün. Her günahı işlerken Rabbin yanında seni görüyor ve seni biliyor. Bundan nasıl sıkılmaz ve o günaha devam edersin? Ya Rab, sen latifsin. Her halimizi bilir ve her şeyimizi görürsün. Hiçbir halimiz ve işimiz, hatta düşünce ve duygularımız dahi senden gizlenemez. Sen bizlerde gördüğün kusurları affet. Bizlerde gördüğün kusurları yine Latif isminin tecellisiyle yok et ve günahlarımızı silmekle bizlere lütfet. Bizler senin Latif isminin tecellisine çok muhtaç olan aciz, fakir, asi ve günahkar kullarız. Biz kullarına hem dünyada hem de ahirette lütfunla tecelli et. Amin.